Selam, merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır YouTube kanalıma video çekmeyi bırakmıştım. Bayağı bir uzun zaman oldu sanırım. Tekrar geri dönüş yapayım yavaş yavaş. Bugün biliyorsunuz ben köye taşındım, artık köyde yaşıyorum. Ve muhteşem elime dutlar geçti kendi ağacımızdan. Bugün ak dut diyorlar, yani beyaz dut. Bundan güzel bir sirke kuracağız. Daha önce yapmıştım. Tabii kanala koymamıştım. Kanalında da dut sirkesi hiç olmadığı için hemen yapalım dedik. Bunun için malzemelerimiz hemen geçelim. Dut var. Kendi yaptığım organik doğal elma sirkesi var. Bu sanırım 2-3 yıllık bir sirke. Fazla bir malzemeye gerek yok. Birkaç tane paket lastiği var ve peçete veya bir bez de olabilir. Dutlarımızın iyice olgunlaşmış olması lazım. Bunları dalından toplayıp güzelce yıkadık. En son da iyice süzdük. Dutlarımızı şimdi bunun içine koyacağız. Yani kavanozumuzun içine dolduracağız. Artık ne kadar gelirse ona göre suyunu hazırlayacağız. Bu arada kanalımda hemen hemen bütün meyvelerin sirkesi var. Onları da göz atmak isterseniz kanalımın en aşağıdaki kısımlarına gidip bakabilirsiniz. Ay, böyle tek tek koymak da uzun zaman alıyor. Artık burayı ileri sardırırsınız. Şöyle. Dutlarımızı koyduk. Kavanozumuzun hemen hemen yarısı, bakayım, yarısından biraz daha fazlası herhalde. Dutla doldurduk. İsterseniz bunu mıncıklayabilirsiniz de, size kalmış. Ama ben öyle bir şey yapmayacağım. Şimdi doğal elma sirkeniz yoksa evde, kimisi nohutla yapıyor, kimisi bulgur koyuyor, ekmek koyuyor falan. Hiç gerek yok. Elinizde doğal elma sirkesi yoksa, dut çok şekerli bir meyve olduğu için sadece su ekleyin ve her gün karıştırın tahta kaşıkla. Yetecektir. Kendi kendine şekerli olduğu için zaten mayalanacaktır. Ben dutlarımı doldurdum. Şimdi hemen üzerine kaynatılmış, soğutulmuş su olabilir veya bakkaldan, marketten aldığınız su da olabilir. Klorsuz olması önemli. Tabi biraz da döktük. Suyunu ekledim. Bir çay bardağı kadar da doğal, kendi yaptığım elma sirkesini ekledim. Ve üzerine bir bezle ya da şöyle bir peçete havluyla iyice kapatacağız. Peçeteyle iyice ağzını paket lastikleriyle sıkıştırarak kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi sirkemize dikkat etmemiz gereken, bir 3-4 güne kadar, yani mayalanmaya başladığı zaman küçük sivrisinekler, sivri değil de böyle sirke sinekleri çıkacaktır. O sirke sineklerinin hiçbir şekilde içeri girmemesine dikkat edin. Eğer bir sinek dahi sirkenizin içine girerse içinde lavra oluşturur ve minik kurtçuklar oluşur ve sirkeniz çöp olur. Buna çok dikkat edin. Yani şu ağız kısmını güzelce bir bezle, tülbentle falan veya havlu peçeteyle kapatabilirsiniz. Sonra sirkemizi gölge, karanlık bir yere koyalım. Sonra sabah akşam artık vaktiniz oldukça böyle çıkarıyoruz. Sonra tahta kaşıkla iyice karıştırıyoruz mayalanana kadar. Şöyle karıştırıp tekrar ağzını kapatıyoruz. Ortalama 3-5 güne kadar mayalanmaya başlayacaktır ve fermente olacaktır. Fermente olduğunda da zaten bazı meyveler köpürüyor, taşıyor. Bazıları köpürme olmuyor, taşma olmuyor.
fermente olduktan sonra köpürcümler, taşmalar bittikten sonra bir 15-20 gün sonra sirkeniz hazır olur. Tabii ne kadar bekletirseniz o kadar iyi. Tarifim bu kadar arkadaşlar. Sirke tarifimi beğendiyseniz beğendiğime like atmayı unutmayın. Bu arada unutmuşum artık YouTube kanalı için video çekmeye bayağı ara verdim. Biraz heyecan yaptım artık. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.